E-müderris, C programlama dersinin for döngüsü ödevinde beraberiz. Dev C programımı açtım. Burada bir for döngüsü yapacağım. For döngüsünde yapacağım şey, ödevimi şuraya yazayım. Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların toplamı. Yapacağım işlem bu. Şimdi standart giriş çıkış, yani printf ve scanf kullanacağım için include stdio.h'ı dahil ediyorum. stdio.h ve bütün, tabi include'dan önce pound işareti gerekli. Bütün C programlarında olması gereken main fonksiyonumu yazıyorum. Main fonksiyonumun içine bir tane kullanıcının girdiği sayı x, bir tane de elde ettiğim toplam için, bunların ikisini de sıfıra eşitleyerek başlıyor. Yani x'i boş bırakabilirim, kullanıcı girecek. Ama toplama sıfır olarak yazıyorum. Bir tane de for döngüsü için i sayacı kullanacağım. For döngüsünde kaç kere yaptığını göstermek için kullanacağım. Şimdi önce printf ile kullanıcıdan kullanıcıya mesaj vererek bir sayı giriniz diyorum. Çünkü bu girdiği sayıyı x olarak kaydedeceğim ve birden x'e kadar o sayıların toplamını hesaplatacağım. Sonra scanf komutuyla bu girilen sayıyı bir tam sayı diyelim şöyle. Küsuratlı sayı girmesin. Bu tam sayıyı alıyorum ve x olarak hafızaya kaydediyorum. Daha sonra ise bir for döngüsüyle i'yi birden başlatıyorum. Ve i küçük eşittir. Yani kullanıcının girdiği sayıya kadar devam etsin artarak diye. Bu i'nin başlangıç değeri, i eşittir 1. Burası i'nin son değeri ve i kaçar kaçar artacak. Bütün sayıların i'ye kadar, i'nin birden x'e kadar bütün sayıların toplamını istediğim için birer birer artmasını söyledim. Sonra yapmam gereken işlem şu. Toplam başlangıçta 0'dı. Toplama şunu yapmam lazım. Her seferinde toplam neyse i sayısını ona ekle. Yani önce 1'i ekle, 2'yi ekle, 3'ü ekle, 4'ü ekle, sırasıyla ekleterek gidiyorum. ve bu for döngüsü kullanıcı kaç sayı girdiyse, kaç tam sayısını, birden o sayıya kadar bütün işlemleri yaptıktan sonra da ekrana bir sefer kullanıcının girdiği sayıyı şöyle yazabilirim. Birden kullanıcının girdiği sayıya kadar nokta nokta sayısına kadar tam sayılar toplamı diyorum eşittir yine yüzde d diyorum. Bunları otomatik yazdıracağım. Yani şurada yüzde d, birinci yüzde d kullanıcının girdiği sayı x'i, ikinci yüzde d ise şuradaki toplamı yazdırmak için şöyle yapıyorum. Sonra F11'e basıyorum. Bu dosyamı muhakkak C dosyası olarak bu çalışmayı kaydediyorum. Ben bunu ödevlerimi kaydettiğim klasörün içine eklemek istiyorum. Çünkü aynı zamanda bu videonun linkinde bu çalışmalar da mevcut. Sunduğum ders materyalleri, C programlama, C programlama kodları, for döngüsü 1 diyelim. For döngüsü 1 olarak kaydedeyim bunu. Siz de buna ulaşmak istediğiniz zaman for döngüsü 1 diye bu videonun altındaki bu videoda kullanılan kodlar linkini açtıktan sonra burada for döngüsü 1 tıkladığınız zaman bunu görebileceksiniz. Bir tam sayı giriniz diyor. Mesela 5'i girdim. 1'den 5'e kadar sayıların toplamı 15. Tekrar çalıştırıyorum. 100 diyorum. 1'den 100'e kadar olan tam sayıların toplamı 550 gibi istediğim sayıyı girebilirim.